Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır değilim. Bebek Pokemon. Al sana bebek Pokemon. Tipin geldiğini. Merhaba arkadaşlar. Şimdi birazdan bu etraftaki cimleri indirmem lazım. Arkadaşlar gelip benden geri almışlar. Onlarla uğraşacağım. Onlarla uğraşmadan önce size bebek Pokemon'larla ilgili birkaç bilgi vermek istedim. Öncelikle Silk Road'un sayfasına gidiyoruz. Reddit'in Pokemon Severler Derneği diyebiliriz. Burada arkadaşlar bütün Pokemon'ların kaç kilometrelik yumurtalardan çıktığını ve evrimleri için kaçar kendi gerektiğini yazmışlar ve hangi Pokemon'a evrildiğini yazmışlar. Gördüğünüz gibi Pichu 5 kilometrelik yumurtadan çıkıyor. 25 kendi kullandığınız zaman Pikachu'ya dönüşüyor. Togepi 5 kilometrelik yumurtadan çıkıyor. 50 tane kendiyle Togetic'e dönüşüyor. Ben iki jenerasyon bilmediğim için Togetic'i tanımıyorum. Togepi de bıraktım ben. En son bıraktığımda da kendisi Misty'nin kucağındaydı. Clefa var. 2 kilometrelikten çıkıyor. 25 kendiyle Clefairy'e dönüşüyor. Magby var. 10 kilometreden çıkıyor. 25 kendiyle Magmar'a dönüşüyor. Yani Magmar bir işe yaramıyor zaten. Iglybuff var. 2 kilometrelik yumurtadan çıkıyor. 25 kendiyle Jigglypuff'a dönüşüyor. Elekid var. 10 kilometrelik yumurtadan çıkıyor. 25 kendiyle Electabuzz'a dönüşüyor. Ve Smoochum var. 10 kilometrelik yumurtadan çıkıp 25 kendiyle Jinx'e dönüşüyor. Şimdi dikkat ettiyseniz galiba Pikachu hariç. Pikachu çünkü normalde 2 kilometrelik yumurtadan çıkıyor ama Pichu 5 kilometrelikten çıkıyor. Jinx'ler 10 kilometrelik yumurtadan çıkıyor. Electabuzz 10 kilometreden çıkıyor. Jigglypuff 2 kilometreden çıkıyor. Burada bir salaklık var zaten her şeyden önce. Yani Pichu niye 5 kilometrelik yumurtadan çıkıyor? Anlayamadım. Eşit mi dağıtmaya çalışmışlar? Yo desem 10 tane, 3 tane 10 kilometrelikten çıkan var. Bu bebek Pokemon'larla ilgili biz zaten bir gereksizlik var. Yani sadece ikinci jenerasyondan Pokemon çıkartmış olmak için çıkarttıkları belli. Bebek Pokemon ne işin zera diye düşündüğünüz zaman hiçbir işe yaramıyor. Bebek Pokemon hikayeleri çıktığından beri belki 15-20 tane yumurta patlatmışımdır. Çoğu zaten yine aynı Zubat falan çıktı. Ama bugün ilk defa Pichu denk geldi. Şöyle hemen gidelim. Pichu'muza. Pichu! Çok sevimli Pichu. Tam bir Pichu. Bir şey mi geldi yine ya? Neyse. Excess, Excess, elektrik tipinde Appraise dediğimiz zaman Strong Pokemon. Yine IVC %80 üzerinde çıkmadı. Ve neye yarıyor derseniz yaradığı hiçbir şey yok. Yani mantıken şöyle düşünmüştüm en azından. Bebek Pokemon'unuzun olması hani IV diğerleri iyidir. CPC'nin belki normal Pikachu'dan daha yukarı gitme ihtimali vardır. Onunla beraber yürürseniz falan filan diye kafamda kurmuştum. İnsanların bebek Pokemon'un ellerinde tutması için de bir gerekçe olsun diye düşündüm. Yani ne olabilir? Şöyle kafamda kurdum. Belki Pikachu 1 kilometrede bir kendi veriyorsa Pichu işte 750 metrede bir kendi verir. Ki böyle bir mantıkla en azından Pichu'ya sahip olmanın bir mantığı olur. Bir gerekçesi olurdu. Fakat denedim. Şimdi 1.2 kilometre yürümüşüm Snorlax'ıma ama sıfırlayacağım. Her şey sizin için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi söylemiştim. Body Pokemon'ları kucak için bir kod geldi diye. Gördüğünüz gibi kucağımda kendisi. Yani sevimli de şerefsiz ama yapabilecek çok fazla bir şey yok. Bir işe yaramıyor. Geldiğim zaman gördüğünüz gibi yine 1 kilometrede bir tane kendi veriyor. Yani burada da hiç işe yarayan bir tarafı yok. Ele avuca gelir bir tarafı yok. Şimdi Pichu'yu paketliyorum. Yine Snorlax'ıma geri döneceğim. Arada 1 kilometre ziyan oldu ama her şey sizler için. Growlithe'yi de kaçırdım ama neyse. Şimdi şu Jim'i bir indireyim. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz.
Operation completed. Evet, şimdi haberlerden biraz daha konuşmaya devam edelim. Şöyle resmi açıklamaların yaptıkları sayfayı açalım. Öncelikle Raichu işte, Raichu da şapka takıyor falan demişler. Biz zaten onu denedik. Keşke söyleseydiniz önceden de boşu boşuna kendilerimi harcamasaydım ama yapacak bir şey yok. Eğitmen arkadaşlar parklarda ve dışarıdaki yerlerde lokal veya daha ziyade hani köyvari yerlerde diyelim. Rural area biraz daha şehir dışında olan yerler demek. Pokemon görülmeleri artıyor. Yani daha fazla Pokemon gelmeye başlayacak demişler 2 gün önce. Ben daha çok öyle bir etkisini görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum. Gören arkadaşlar var ama gördüğünü biliyorum. Çatı çutur yakalıyorlar. Bana gelen giden bir şey yok. Bu arada Pokemon Go'nun Apple Watch için geleceğini duyurdular. Ve devamı için dinlemeye devam edin dediler. Keşke Android için de çıkarsalar. Böylece Pokemon Go Plus almak zorunda kalmayız. Zaten Türkiye'de hiçbir yerde bulamıyorum. Ne işe yarayacak derseniz işte muhtemelen bir aplikasyonla beraber Pokestop'lardan, yani aynı Pokemon Go Plus gibi Pokestop'lardan geçtiği zaman bir uyarı verecek veya Pokemon'lar geldiği zaman başka bir renkte uyarı verecek. Ve siz telefonunuzun, yani saatinizin ekrana dokunduğunuz zaman top fırlatacak. Veya işte Pokestop'tan geçerken farklı bir renkle uyarı veriyor. Pokemon gördüğü zaman farklı bir renkle uyarı veriyor. İşte dokunduğunuz zaman Pokestop'u çeviriyor. Pokemon'un içinde top atıyor. Attığı top da işte yakalarsa başka bir renkte uyarı geliyor. Ya kaçırırsanız başka bir renkte uyarı geliyor. Bekliyoruz arkadaşlar. Android ve yere de bekliyoruz. İnşallah Android saatlerde çıkartırlar böyle bir şey. Sonra Trainers Guess What's Hatched diye bir şey paylaştılar. Yani yumurtadan ne çıktı diye. Tabii bunun Togepi olduğunu öğrendik sonradan. Meğerse lanse ettikleri zamanlarda daha Togepi'yi çıkarmamışlar. İşte play'e bastığınız zaman görüyorsunuz ki açılmayacak şimdi, buranın interneti kötü. Togepi'nin çıktığını gördük. Bunun dışında da başka da hiçbir halt olmadı. Bu arada şunu da göstereyim size. Birçoğunuza gerçi çıkmıştır tabi, bana biraz şansı kötü olduğum için ancak yeni çıktı. Pokédex'te yeni yerler açıldı. Gördüğünüz gibi devamı açıldı. Yani burada nereden baksanız 5, 10, 15, 20, 20, 21, 22 tane yeni Pokemon var işte. İkinci jenerasyon Pokemonlar gelecek gibi gözüküyor tabi burada anlaşıldığı üzere. Teknik bir bilgi vereyim. Hani açıldığı zaman Pokédex'e falan giriyorsunuz. Sonradan geliyor Pokemon'lar birazcık. Veya bazen Pokemon'lara baktığınız zaman ışık topu gibi şeyler çıkıyor. Server'la bağlantı kurup oradan image'ları download ediyor, indiriyor diyebiliriz. Bu da demek oluyor ki yeni sürümle ilgili herhangi bir şey çıkartacaklarsa herhangi bir update yayınlamalarına gerek yok. Direkt olarak server'a sokacaklar o Pokemon'ları ve biz direkt olarak oyun içerisinde görüyor olacağız. Benim tahminim şu şekilde. İkinci jenerasyon Pokemon'ların birden geleceğini zannetmiyorum. Daha ziyade Steelix, Umbreon gibi
eski Pokemon'ların farklı evrimleri önce girecektir. Bunların zaten movesetleri, yani hareketleri oyunun içerisinde şu anda mevcut. Movesetleri güncellemeyle ancak alabiliyorlar. Diğer Pokemon'ları birden koymak isterlerse yeni bir güncelleme yayınlayıp bu movesetleri koymaları gerekir. Bunun dışında bir update'siz yeni Pokemon'ların geleceğini söylemek birazcık zor. Benim tahminimce öncelikle Umbreon, Steelix, Slowbro gibi Pokemon'lar gelecektir. Belki parçalı olarak sunarlar. Yani bir 5 tane 10 tane daha işte piyasaya sürerler. Piyasaya sürmek nedir ya? Release'den sonra Türkçesi biraz zor geliyor yine. Çıkar diyelim o Pokemon'lar. Ama benim esas tahminim havaların düzelmesiyle beraber bütün Pokemon'ları birlikte bırakacaklardır. İşte bizi biraz oyalasın diye birkaç tane önden öncü birlik 5 tane 10 tane belki Pokemon ya çıkar ya çıkmaz diyorum ben. Ve bir sonraki gym'e doğru yola çıkıyorum. Arkadaşlar yeri ve periyodları çakmış ya. Kaç? 1900. Ama dostum senin yaptığın gider bizim hoşumuza gider. Sen her yere Vaporeon koyarsın. Ama senin bıraktığın bütün Vaporeon'ları ben bir tane Pokemon'la döverim. Semiya neredesin?